Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Trabzonspor takımında gündemi değerlendireceğiz. Vakayemi maçta oynamadı ama bir sonraki gün antrenmana katıldı. Biraz bunu değineceğim biraz dikkatimi çekti. Newton'la alakalı konuşmak istiyorum. Transferlerle alakalı genel gündemle alakalı birçok konumuz var arkadaşlar. Tabi bütün bunları gelmeden önce kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Abone sayımız biraz yavaşladı. İlerlememize devam etmemiz için daha çok Trabzonsporlu taraftarlara da ulaşabilmemiz için arkadaşlar abone olmayı lütfen unutmayalım. Öncelikle Vakayeme biliyorsunuz e, morali bozukluğu ülkesine gönderildi. E, şimdi sizlerden de gelen sorular var. Hani abi sen ne demiştin gönderilsin diye gibisinden. Evet ben de demiştim ama 3-4 günlük bir gönderim olur arkadaşlar. 7-8 günlük bir tatil. Yani ne ben bekliyordum ne kafamdan böyle bir şey geçmiyordu daha. Çünkü Trabzonspor takımı Başakşehir maçı var, Fenerbahçe maçı var. Bu oyuncu 3-4 gün kala şehre geliyor ve arkasından hastalanıyor. Doğal yani bunun hastalanması. Normalde ben de Vakayeme'nin gönderilmesinden yanaydım. Çünkü zaten takım 4-5 gün, 4 gün izin yapacaktı. Bu 4 günlük izni ülkesinde geçirebilirdi. Bir gün giderdi, 2 gün kalır, bir günde gelir diye düşündü. Veyahut da ortak nokta bulunurdu. Ama nitekim Trabzonspor öyle bir izin verdi ki Vakayama'ya 7-8 günü buldu. Arkasından da oyuncu geldi zaten doğal olarak hava değişiminden dolayı hastalandı ve en önemli maçlardan bir tanesi, kırılma bir tanesi olan Başakşehir maçında forma şansı yakalayamadı. E şimdi forma şansını yakalayamadı. Çünkü oyuncu ishal dendi hasta dendi ama ertesi gün antrenmana bakıldığı zaman şimdi fotoğrafı da koyuyorum bu antrenmanı yapmak için arkadaşlar vücut direncinizin iyi olması gerekiyor yani ben bunu anlayamadım yani bildiğiniz kondisyon antrenmanına katılmış oynamayan oyuncularla beraber çift kale maça katılmış yani görüntü açısından da kötü bir görüntü gözükmüyor. Şimdi kafamdan şu geçiyor ya bu oyuncu bir 10-15 dakika dahi oynayamaz mıydı acaba hani kadroya neden yazılmadı niçin yazılmadı kafamdan bu sorular geçiyor acaba diyorum bilmediğimiz başka bir şey mi vardı veya maç gecesi çok kötüydü de maç günü çok kötüydü de serumlarla bir günde bu kadar toparladı mı işte eğer öyle bir şey varsa da dediğimize geliyor. Bir önceki videomda hatırlarsanız Vakayeme'yi çağıracaklardı bir hafta önceden yani. 4 günlük izinin üzerine hadi bir günde fazladan eklesen 5 günlük izini verecektin getirecektin. Zaten bir oyuncu 8-9-10 günden sonra vücudu da düşüyor arkadaşlar. Antrenman yaptığım bütün antrenmanlar da boşakalıyor. Zaten daha lig oturmadı. Takımın genel yapısına bakıldığında zaten bir tempo eksikliği var. Herkesin bir gücünde kuvvetinde bir eksiklik var. Şimdi... Newton'a geleceğim buradan hemen Newton'a da bir eleştirim var çok fazla tatil verdiğini görüyoruz genelde yabancı teknik direktörlerde bu var çünkü yabancı teknik direktörler profesyonel yanlış anlamayın da profesyonel sanıyorlar bizim Türkiye'deki futbolcuları aslında Türkiye'deki futbolculara ne verirsen alır arkadaşlar 20 gün izin veriyorum de Türkiye'deki futbolcu ben tamam 20 gün izin alayım de çalışmak falan antrenman performansından düşer miyim umurunda değil hadi git memleketine desen hemen koşa koşa giderler. Hani böyle bir de gerçeğimiz var bizim. Çünkü ben de bu yollardan geçtim biliyorsunuz. Yabancı teknik direktörlerde biraz bu sıkıntı var. Çünkü bakıyorum şimdi Trabzonspor takımında ne forvet oyuncuları hazır, ne defans oyuncuları hazır, ne orta saha zaten temposu düştü. Orta sahada mücadelecilik güçleri kalmamış. Hani tempo olarak da zayıf olduğu için de maç 2-0 geride, 1-0 geride geri yaslanıyor doğal olarak, yoruluyor ve öne geçmek için bir atak yapamıyor Trabzonspor takım. Bunun tamamen nedeni vücuttaki bacaktaki gücünün eksildiğinden dolayı oluyor. Şimdi bakıyoruz. Trabzonspor takımına Messi gelir arkadaşlar. İnanın bana, bak çok ciddi söylüyorum. Hani antrenman temposunu yakalayaması, fiziği, gücü, kuvveti yerinde olmasın o da bir iş yapamaz. Çünkü futbolcular öncelikle güçlü olmak zorunda, daha sonra beyninden gelenleri uygulayabilsin. Çünkü bunları vücuduyla uygulayabiliyor topa vücudu yani topa sonuçta gücü olmazsa vuramaz arkadaşlar istediği pasları atamaz. Neden bu oyuncu 90. dakika oksijensiz ortamdayken çok net goller kaçırır? Çünkü yorgundur vücut istediklerini yapamaz. Ama spor takımdaki oyuncular 50. 60. dakikadan sonra bunu yaşadığı için de istenilen performansı sergileyemiyorlar ve oyundan düşüyorlar. Bu da tabii ki de skora yansıyor. Bu da büyük bir sorun yani. Bence kondisyon anlamında da sıkıntısı var. Zaten kondisyonları daha getirili bir hafta oldu. Takım toplanmış, 4. hafta bitmiş kondisyoner yeni geliyor arkadaşlar. Yani böyle de bir detay var. Biz bu detayları atlamayalım. Dün maç videomuzdan sonra Marlon'u konuşmayı unuttuk. Çünkü Marlon'u ben ayrı bir parantez açacaktım. Sizlerden de gelen sorular oldu Marlon'u konuşamadık abi diye. Evet şimdi Marlon'la alakalı düşüncem de benim Marlon... Yani benim sol bekim değil bir kere. Hani ben teknik adam olsam arkadaşlar. Benim sol bekim Marlon değil. Çünkü neden? Arkadaşlar ne defansı çok iyi ne hücumu çok iyi. Tam bir ortada bir oyuncu. Kötü mü? Değil. Ama yani Novak'tan sonraki alınacak oyuncunun Marlon olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Onun için Marlon'un içinde dünkü performansını şimdiden söyleyeyim size arkadaşlar. Sıradan bir performans sergiledi. Ne iyiydi ne kötüydü. Vasat'ın üzerinde birazcık bir performans sergiledi. Ha, çok kötü oyuncu değil bunun altında çiziyorum. Tabi ama bana dese ki Trabzonspor takımı sol bekine kim alırsın? Tabii ki de Marlon'u almam arkadaşlar. Yani hele ki yabancı gidip de getiremem yani. Uzaklardan getirdiler bir de adamı. Trabzonspor takımında Vakeme, Ekuban, Flavio yoktu ve Trabzonspor takımı bitti, öldü. İşte Ekuban ve Vakeme olmazsa Trabzonspor takımı ne yapacak gibi bir sürü konuşma gündeme geldi. Evet Vakeme ve Ekuban çok önemli oyuncular. Hücum hattının en önemli oyuncuları. Ama şimdi bu oyuncuların yokluğunda bu oyuncuları aratmayacak oyuncu alındığını düşünüyorum. Verilen paralar Semodo, Afobe, Baker, işte Diabete değil mi? Bu oyuncuların hepsi plaza. Bunların hepsi kadroda. Şimdi Vitor Hugo, Edgar, Baker, Marlon, Diabete ve Afobe 6 tane oynadı. Yedincisi Uğurcan Çakır 8, Abdülkadir Ömür arkadaşlar 9, Pereira şimdi 9 tane iskeletin oynuyor bir kere. 9 tane iskeletin oynuyor Kamil Ahmet ve Safa. Şimdi Kamil Ahmet ve Safa bu takıma girdi diye mi bu konuşmalar bu kadar kötü futbol sizce bu olabilecek bir şey mi? Yani iki tane futbolcunun yokluğunda Trabzonspor takım bu kadar kötü olmak zorunda mı? Böyle mi izleyeceğiz biz yani o zaman bu lig bitmez. Bu transferleri yapanlar bu takımı e, eksiklerinin yerine oynayacakları zaman diye yapmadılar mı? Diyabete mesela Vakaeymen'in yokluğunda oynayacak bir oyuncu değil mi arkadaşlar? Yani o zaman biz niye boş konuşuyoruz? Demek ki transferlerde hata var. Demek ki oyun planında bir hata var. Demek ki oyuncuların gücünde, kuvvetinde bir hata var. Yani bakıldığı zaman şimdi bu oyuncular Semodo'ya alındı. Kaç milyon euroyu oynayacak? 1.3'lere verecek, değil mi? Diyabete 1 milyon euronun üzerinde. Alacakları fiyatları söylüyorum sizlere. Afabe desen öyle, Baker desen öyle. 1 milyon euro şu an 9 milyonun üzerinde kişi başı aldıkları para ki garanti primleri, bonuslarını bilmiyoruz. E bakıldığı zaman arkadaşlar ben bunu kabul etmiyorum. Trabzonspor takımı 6 tane transferin sağda olduğu, kaptanı Pereira, kalede Uğurcan Çakır, Abdülkadir'in ömürün sağda olduğu bu skoru, bu oyunu ben kabul etmiyorum. Ne olursa olsun bu kadar kötü, bu kadar isteksiz, bu kadar vurdum duymaz bir futbol oynamaya bu takımın hakkı yok. Ya oyuncularda problem var ya bu oyuncuları seçen de problem var. Bu tamamıyla arkadaşlar kabul edilemez bir durum benim açımdan. Bakıyorum Newton kalmalı mı gitmeli mi? Newton yerine başkası gelecek. Ya şimdi bu konuşmalar yapılıyor. Evet gündeme geldi doğal olarak. Ama arkadaşlar da bir durum bakalım. Bir Fenerbahçe maçı var. Bir Fenerbahçe maçı da bir geçsin bakalım ki. Ben dün Fenerbahçe izledim. Bu hafta maç öncesinde videomu çekeceğim. Ee, çok diri bir takım. Gerçekten güçlü bir takım. 90 dakika boyunca ben Fenerbahçe'deki oyuncuların ne yüzlerinde ne oyun formatlarında bir yorgunluk belirtisi görmedim. Diri bir takım. Şimdi Trabzonspor takımı transfer döneminde orta sahaya her zaman ben hatırlayın arkadaşlar bir aydır orta sahaya diye bağırıyorum. Bütün olacak senaryoları söyledim. Dedim koviti var dedim. Sakatlığı var, cezası var, hastalık var. Hepsini saydım ve nitekim arkadaşlar... 15-20 maçtan fazla çıkartmaz dedik. Daha 5. hafta Trabzonspor takımının orta sahası patladı. Ama şunu söyleyeceğim ben. size i̇şte bir kıyaslama yapacağım şimdi. Trabzonspor takımının orta sahasına bakalım. Flavio, Baker, Abdülkadir Parmak. Şimdi 3 tane orta saha oyuncumuz var, değil mi? Şimdi Kamil Ahmet'i sol bek sağ bekten getirip orta sahaya koyuyorsun. Ahmet Canbaz'ı koyuyorsun. 5. Şimdi ben Kamil Ahmet, ve Ahmet Canbaz orta saha olarak düşünmüyorum orta saha bilgisi olarak. Abdülkadir Parmak, Flavio, Baker Baker de tam orta saha gibi değil. Yani ne 6 ne 8 oynayabiliyor. Baker'ı biraz daha önüne atmak lazım. 10 numara pozisyonu gibi oynasa bence Baker biraz daha fayda olacak. Çünkü şut atan bir adam. Kalenin önünde daha etki olabilecek bir adam. Hani Baker'ın 6 numara oynamadığını adamın üzerinden topuyla aşıtmasından anlamamız lazım zaten. Yani hiçbir 6 numara o şekilde bir oyuncu geçmez. Orada çünkü biliyor kaptırdığı zaman gol olacağını ama Baker'daki o rahatlıkla beraber yapmış olduğu hata pahalıya mal oldu. Maçın çözülmesine neden oldu. Trabzonspor'un orta sahasını saydım. Şimdi Başakşehir'in orta sahasına bakıyorum. Mehmet Topal, Rafael, İrfan Can, Mahmut, Berkal, Ciliano ve Alexic arkadaşlar. Başakşehir'in orta saha oyuncuları. Fenerbahçe'nin Ozan, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Tolga Ciğerci, Beşiktaş, Dorukan, Alex de Souza, Atiba, Mensa, Oğuzhan. Şimdi aradaki trans, şimdi aradaki Orta saha farkını görebiliyor musunuz? Trabzonspor takımında Flavio kadar Baker. İnanın bizim bu üç oyuncumuz arkadaşlar gönderelim bu takımların hiçbir nokta sahasında forma şansı yakalayamaz. Yani aradaki orta saha kalitesini anlayın. için orta sahanın önemi bağlantıyı kurar. Defansın önünde bir settir, dirençtir. Eğer orta saha direncin düşerse defansa yük biner, defansın geri atar. Hücuma çıkarken stoperler o topu nasıl kuracak? Orta saha oyuncunu atacak. Ama orta saha oyuncuların senin oyunu kuracak güçte, oyunu kuracak tempoda değil ise e, oyunu kuramazsın, pas alışverişini yapamazsın, topa sahip olamazsın, dönen toplar alamazsın. Başakşehir takımı bütün dönen topları aldı Trabzonspor takımına karşı ve istediği gibi yönlendi. Kanatlarını öne çıkarttı rahat rahat, sahaya yayıldı, genişledi, daraldı. Başakşehir takımı çok rahat oynadı. Çünkü hiçbir şekilde direnç karşılaşmadı. Başakşehir takımında Mehmet Topal topu alıyordu. Direkt Dembaba'ya atıyordu. Orta sahanın arasından direkt geçiriyordu. Bütün orta sahayla beraber ilerideki oyuncular oyundan düşüyordu. Nitekim de sonuç kaçınılmaz oluyor. Şimdi Fenerbahçe maçının orta sahasında Gustavo, Ozan arkadaşlar bu tarz güçlü oyuncular var. Sosa var. Şimdi Sosa'nın sakatlık durumu da oldu. Şimdi bunlar maç yakın zamanda konuşacağım. Şimdi şu orta sahaya karşı senin çok fazla yapacağın bir şey yok. Orta sahalar çünkü arasındaki mücadele baksan gene Fenerbahçe. Geçtiğimiz videoda ben Başakşehir maç öncesinde de kıyaslama yapmıştım. Gene kıyaslama yaptığımız zaman gene eksideyiz. Galatasaray'ın orta sahasını da sayma unuttum ben size arkadaşlar. Yani Taylan, Belhanda, Etobu, Figol, Fegoli, Dong, Emre Kılıç. Galatasaray'ın orta sahasına bakın bir de yani. Hani bizim rakiplerimizin orta sahasına bakın. Muazzam. Çok iyi orta saha oyuncuları var. Hani demek istediğim şey kadro genişliği belli. Trabzonspor takımını bir muhtemelen biz iki orta saha oyuncusuyla oynarız dedi. Hani Flavio ile Baker yazarız dediler. Önlerine Kuban Abdülkadir Ömür'ü koyarız dediler. Hani Abdülkadir parmakta sigortada kalır dediler. İşte iki sıkışırsa Kamil Ahmet Ahmet Canvazı koyarız diye bir ile yola çıkıldığını ben hesap ediyorum. Bu hesap tamamen imkansız bir hesap. Böyle bir hesabı olma ihtimali sıfır arkadaşlar. Bunu 5. haftadan gördük. Çok pahalıya mal oldu. Bu neredeyse hocanın gitmesine neden olacak bir orta saha formatı oldu arkadaşlar maalesef. Görüyorsunuz ne kadar sıkıntılı bir durum. Bütün kamuoyunda yerelinden ulusalına Trabzonspor'un üzerine yoğunlaşılmış bir vaziyette. Yani sezon o kadar kötü başlayan Beşiktaş takımında bile bu kadar. Ee, Başakşehir takımında zaten hiçbir şey olmadı. Ama her zaman ben şunu savunuyordum. Başakşehir takımında bir sistem var. Başakşehir takım bir şekilde toparlar. Büyük ihtimal ya bize patlayacak bu Başakşehir takımı demiştim ki. Nitekim 4 hafta gol atamayan Başakşehir takımı Trabzon'a 3-4 tane gol atabilirdi. bunu biz hepimiz net bir şekilde gördük. Trabzonspor takımının çünkü yani bize bunu gösterdi. Takımını gösterdi arkadaşlar. Ben bunu hissedebildim. Yine başladılar. Maçı kaybedeceksek Trabzonsporlu oyuncularla kaybedelim. Ya pardon da Trabzonsporlu oyuncularla nasıl kaybedeceksin? Kiminle kaybedeceksin? Abdülkadir Ömür'ü koydun. Hüseyin Türkmen'i koydun. Abdülkadir parmağı koydun. Zaten bunlar oynuyor yani. Kiminle kaybedeceğinde yani bu cümleyi de biliyorsunuz. Ben İbrahim Başkan geldiğinde zaman İbrahim Başkan dedi ki Trabzonlu hoca Trabzonlu oyuncularla ben bu yola devam edeceğim dedi. O tarih geçti. O tarih Dozer Cemil'i tarihte arkadaşlar. O tarih geçti. Günümüzde bu böyle bir şey olması söz konusu değil. Bir kere bunu kafadan silsinler. Bu Trabzon'da eski kafada olan bazı insanlar bunu kafasından silsin. Artık dünyada atıyorum gideceğim Brezilyadan getireceğim. Gideceğim. İşte Almanya'dan getireceksin, gideceksin, Avustralya'dan getireceksin gerekiyorsa oyuncuyu. Nasıl başarılı olabilirsen bu şekilde başarılı olacaksın. Artık Trabzonspor takım isimlere, kişilere, memlekete bakmaması gerekiyor. Karıcın'da bir 3-4 aylık bir teknik direktör yardımcılığı yaptım arkadaşlar. Hepiniz hatırlarsınız. Ankara gittik, çalışıyoruz. Orada şimdi Rusya'dan Sadev'de bir oyuncu getirmişler. Oyuncu inanın arkadaşlar, yani hangi ayak olduğunu ben antrenör olarak bilmiyorum. Ee, teknik kapasitesi çok düşük ve e, doğru düzgün dakikada almamış. Gelmiş adam takılıyor gidiyor diyorum. Hani bakıyorum hocaya da diyorum hocam bu nasıl bir oyuncu bunu kim getirmiş? Hani nasıl bir özellikleri var diyorum. Çözemedik adamı. Adam arkadaşlar biz maç oynuyoruz pazar günü. Pazartesi günü izin veriyoruz takıma. Adam çarşamba geliyor. Adamın öyle bir sözleşmesi var ki adam yani istediği an fesh eder. İstediği an tazminatıyla beraber alır gider. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şekilde ceza kesemiyorsun. Yaptırım yapamıyorsun. Adam öyle bir sözleşme yapmışlar ki bir de kim getirdiğini de bilmiyorum. Oyuncunun arkadaşlar hani bir söyle bir kere buna bir 5000 euro mu öyle bir ceza yazalım dedik yani imza imza böyle bir öyle bir ceza yazıyoruz ki hani. Adama yalvar yakar bir ceza yazmıştık. Yani Türkiye'ye gelen yabancılar maalesef takımları eline ele geçiriyor ve inanılmaz sözleşmelerle geliyorlar. Garanti paralar, işte maddeler, işte yurt dışına gider maddesi, uçak biletleri, benzin, ev eşyaları inanılmaz şekilde sözleşmeler var. Böyle olduğu zaman da kulüplerde arkadaşlar teslim oluyor. Boş batağına batıyor. Kimse kusura bakmasın. Bence bunu yapan takımlar da batmaya mahkumdur diye düşünüyorum ben. Bu tarz transferler yapan takımların. Şimdi adamlara veriliyor garanti paralar, ücretler. Bir FIFA'ya gidiyor, bir hafta içerisinde serbest kalıyor, çat gidiyor. Nasıl e, Semo'da geldi bize mesela Arap takımından çat sözleşmesini feshetti. Tazminatıyla beraber parasını alacak ve gidecek arkadaşlar muhtemelen. Yine Trabzonspor'da bakıyorum. Yine yerellerde sesler yükseldi, bayağı sert eleştiriler işte eski futbolcular şunu dedi, eski antrenörler şunu dedi. İşte Newton'dan antrenör olmaz, Newton şöyle, Newton böyle ya arkadaşlar. Vallahi böyle şeyleri duyunca ben sinirleniyorum. Ya Newton'dan niye antrenör olmasın ya? Adam burada başarılı olmamış olabilir. Adamın niye genel kariyerine müdahale ediliyor? Adam Chelsea'lerde yardımcılık yapmış. Ya Chelsea'de ya sahaya su giremez ya bu konuşan insanlar yani. Bu adama bir saygı duyulması gerekiyor. Bu adam neden teknik direktör olamasın? Evet Trabzonspor takımında şu an başarısız. i̇stenilenini yapamıyor ama bu adam neden teknik direktör olamasın? Ben vallahi böyle şeyleri duyunca sinirleniyorum. Bırakın adamın yakasını bir ya. Gidecekse Fenerbahçe maçını oynar. Kazanamaz. Berabere kalamaz. Kötü bir sonuç. Kötü bir futboldan sonra gider zaten. Bir rahat olun. Bir stres yapmayın ya. Yani böyle bir baskıya, prese gerek yok. Adam bırakın gelmiş buraya. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zaten olan olmuş. Bunu yönetim görmedi mi yani? Geçen sene iki tane maç var başında. Çok kafa karışan konu. Toparlayacak olursak Trabzonspor takımının bundan sonraki süreçte sakatlar, cezalar inşallah artık gelir, biter ve Bundan sonra Fenerbahçe maçı artık kritik kırılma anı maçlardan bir tanesi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Fenerbahçe maçı öncesinde bir videomuzu hazırlayacağız. Gündemle beraber size güzel bir videoda hazırlanmayı hazırlamayı düşünüyorum. Bu sahneye gelen bütün dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımızı beğeni ab, beğeni yapmayı ve videolarımıza abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.